Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anın eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı. Hani o saçlarına taç yaptım çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Elazığ'ın Ağın kazasında, Ağın kazasının Saracık köyünde, Konak mezarında doğumum oluyor. 1341 doğumluyum. Yani Rumi hesaba tekabül ederse o zaman 1925 falan oluyor. 95 yaşındayım. Anne baba ne yaparlardı? Kaç kardeştiniz? İki kardeştik. Bir tanesi vefat etti. Öğretmen okulunda, Diyarbakır'da. Orada defnedildi. Efendim, yani benim şimdi hayatta olan. Annem de, o da Ağın'da o kimdi şimdiye kadar, o da vefat etti işte. O da 97'de annemle vefat etti, babam 1935'te vefat etti. İşte biz de burada halen ikamet ediyoruz. Nasıl bir çocukluğunuz vardı? Okula gidebildiniz mi? Okula gittim, Ağın'da ilkokulu bitirdim. Burada Elazığ'da ortaokul o zaman şey yoktu, lise yoktu. Diyarbakır ve Malatya'da maalesef oralara gidemedik. Biraz zordu. Yani bugünkü bu taşıtlar falan yoktu. Taşıma güçlüğü vardı o zaman. Gitmek mümkün değildi. Maddi bakımının da müsait değildi o zaman da. Yani her aile de gidemiyordu. Evet. Baba ne iş yapardı? Öğretmendi baba. Ağın'da öğretmendi. Evet, Ağın'da öğretmendi. Siz de mi onun öğrencisisiniz? Baba? Hayır. Başka. Onun öğrencisi değildim. Onun arkadaşlarının öğrencisiydim. Evet. Eğitim şartları zor muydu o dönemde? Bugünkü gibi değildi. Esasa taalluk eden şartlar vardı. Nasıl? Öğretici, her şeyi öğretici, bildirici, efendim, yani biraz şeylerde, kitaplarda daha kalındı kitaplarımız. Şimdikiler gibi değildi. Şimdi daha basitleşmiş. O zaman biraz daha zordu öğretmek. Mesela ortaokulda, lisede zordu o zaman. Şimdi çok kolaylaştı. Evet. Çocukluğunuz nasıl geçti? Okul dışında neler yapardınız? Çocukluğumuz, işte ben ziraatla iştigal ediyorduk biz. Orada aileme yardım edermiştim. 10-15 yaşlarındaydım, aileye yardım ederdim. Bu şekilde geçti. Askerliğimizi yaptık. Alman Harbi'nde askerdim ben. 1944'te askerdim. Askerliğimizi yaptık, geldik, tekrar memur oldum. 1980'de de emekliye ayrıldım.
Orman Bölge Baş Müdürlüğü'nden emekli oldum. Baş Müdürlüğü halen de devam ediyor. Buradan mezun şey yaptım. İşte Petürge'ye tayin edilmiştim. Petürge'den geldik Palu'ya. Palu'dan gittim Gence. Yaş'tan da geldim buraya. Buradan da mezun oldum. İşte şimdi burada oturuyorum. Gençlik dönemimin çocukluk devresi. Yani şey ne diyeyim, 12-13 yaşlarına kadar Ağan'da bulundum. Ondan sonra ayrıldım Ağan'da. Buraya mı geldiniz? Yok, Ankara'ya gittim. Ankara'da amcam Tarih Dil Fakültesi'nde okuyordu. Biz de yanına abi götürdü. Anne baba burada mı kaldılar? Anne babam 1938'de vefat etti. 1935'te vefat etti babam. Yok. Evet evet, 1935'te vefat etti. Annem de 97'de vefat etti. Anneniz mi burada kaldı siz Ankara'ya gittiğinizde? Ankara, evet. Amcam okuttu. Amcamın yanında halam vardı. Halamla amcamın yanında kaldım. O da Tarih Dil Fakültesi'ne gidiyordu. Evet. Bırakmak zor oldu mu burada annemi? Annem bırakmak çok zor oldu. Yorgana, başımı yorgana sokar. Halamın göğsüne dayardım, ağlardım. Öyle. Halamı teselli ederdi sizi. Tabii, halam teselli ederdi. Halama işte büyüyeceksin. Efendim, sen de şey alacaksın işte. Ne arzu desen onu olacaksın, okutuyorlardı. İşte oradan geldik buraya. Diğer ömrümüzün şeyde işte burada geçiyor çoğu. Herhalde. Ne kadar kaldınız Ankara'da? Ankara'da kaç yıl? Üç sene kaldım. Ortaokulu mu orada bitirdiniz? Burada, buraya geldim. Ha, buraya geldik. Yani orada amcam mezun oldu oradan. İşte biz de geldik buraya. O da orada hem fakülteye devam ediyordu hem de orada memurdu. O şekilde hayatımızı idame ediyorduk orada. Rahat mıydı o zaman Ankara? Ankara mı? Rahattı. Çok rahattı. Ankara rahattı. Ankara biz gittiğimiz zaman yeni otobüsler gelmişti. Taşhan vardı. İşte 4 tane lise vardı orada da. Bu bugünkü Gençlik Parkı dediğimiz yerde biz top oynardık. Küçük çocuktuk, top oynardık gider orada. Evet. Orada yaşamak ister miydiniz? Ankara'dan mı? Yok. Neden? İstemezdim. Buraya alışkanlık bahis konusuydu. İşte alışmıştım. Çocukluk devresi insanın nerede olursa, çocuk devresi nerede geçirirse orayı arzu etme keyfiyeti vardı işte bende. Ben de öyleydi, bilmiyorum başkasının tabii. Evet. Sonra geldikten sonra ne yaptınız? Okula devam mı? Ankara'dan dönüştü. Evet, okulda zaten ondan sonra, okuldan sonra askere gittim ben. Asker de burada yanan bir ortaokul vardı, yanan. Burada bir ortaokul vardı. Ondan sonra ya şeye Malatya'ya gitmek lazımdı ya Diyarbakır'a gitmek lazımdı. Onu da beceremedik, yapamadık. İşte burada köye gittim, tekrar döndüm. Köyde arazimiz vardı. Ziraatla iştigal ettik orada. Ne ekilirdi? Ne elma şey yapmıştık, arazimiz de su altında kaldı, baraj altında kaldı. Büyük bir arazimiz vardı bizim orada, orada çalışıyordum. İşte orada, o da su altında kaldı, işte geldik burada, kaldık. Zor muydu o dönemde çiftçilikle uğraşmak? Bizim çiftçiliğimiz şöyleydi, pirinç ekerdik biz. Pirinç ekerdik. İşçi çok çalışırdı orada. Ondan sonra elma, 30 dönüm elma yapmıştık. Elma, ipek böceği vardı o zaman, ipek böceği. Onu tutardık,
İşte pirinç yapardı, pirinç satılırdı. Yani meyve satılırdı, işte böyle giderdi. Kazanç iyi olur muydu? İyiydi. Yalnız şey yoktu. Oradaki kazanç olurdu fakat kazancı biz değerlendiremezdik. Çünkü pazarlama yoktu. Pazarlama olmayınca kazanç için bir şey kalmıyor. Karpuz kazansın, satamazsın. Ondan sonra işte sebze yaparsın satamazsın, meyve yaparsın satamazsın. Ne oluyor o zaman? Çalışıyorsun. Karın olmuyor ancak işte Boğaz Tokluğu'nda çalışmış oluyorsun. Annem tabii beraber kalıyorduk köyde, mezrada kalıyorduk annemle. İşte o zaman da davarlarımız vardı, inek vardı, hayvan vardı, keçi vardı vesaire. Onlar sağılırdı, onların sütünden istifade edilirdi, işte böyle giderdi. Kaç yıl askerlik yaptınız? 3 sene. 3 sene askerlik yaptım. Erzurum'da yaptım askerliği. Efendim, evet. Harp var dediniz. O zaman Alman Harbi'nde siz sıkıntı Alman Harbi'nin sonlarıydı. Fakat bitmemişti. Her zaman için tehlike vardı şeyde. Yani Türkiye'nin istila edilmesinde Avrupa tarafından Almanların. Ondan sonra işte her gün kar borusu vurulurdu, kalkardık, kar çoktu. Şeyin altında, sıfırın altında 40 derecede şey yapıyorduk, askerlik yapıyorduk. Şimdiki gibi böyle ucuz geçmiyordu yani, kışlar da zor geçiyordu. Hastalık çok olur muydu o kış şartları nedeniyle? Hastalık? Evet. Hiç hasta olmadım. Hastalık olmadım. Bir iki sefer dişim ağrıdı. İşte diş tedavisine gittim. Niye güldün? Güçlüymüşsünüz o zaman. Efendim? Gücünüz yerindeymiş o zaman. O şartlarda hasta olmamışsınız. Gücüm yerindeydi. Tabii 20 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında güçlü bir askerler şeydi. Kuvvetliydi o zamanlar. Fakat bugünküyle bakımlı değildi. Bakımlı değil. Yani çıkış, evden çıkışta herkes de işte yedirmiş. Annesi, babası çocuğuna bakmış. Şeylerdi, öyle zayıf falan değillerdi. Yani gittiğimiz yerde şöyle bir durum vardı. Erzurum'a mesela gittik. Erzurum çok fakirdi. O askerin etleri vardı ya, askerin etleri, işte kemiklerin dışarı atıp böyle kuş gibi o şeye üşüşürlerdi. O kadar şeydi, fakir zaruret mevcuttu. O zaman bugünkü gibi değildi. Bugün askerlik hemen işte bir 30 liraya da 15 lira verip kurtuluyorsun. Yani o zaman, bu zaman iyi şimdi. Fakat o zaman öyle değil. Yapacaksın askerliği, yapacaksın. Yani. Kaçmak yoktu. Efendim? Kaçmak yoktu, kaçamazdın askerlikten. Yok canım, kaçmak yoktur. Biz Türk evladıyız. Askerlikten nasıl kaçarız ya? Vatan, vatanı bırakır mı insan? Vatanı beklerdik. Şeyde harbide arzu ederdik. Olsun diye. Tabii. Arzu diyerdik, bir şey yapardık. Yani bir tane şehit olmak da bizim için ulvidir. Efendim, kazı olmak da bizim için ölümdür ya. Korku yok mu? Yok, korku diye bir şey yok. Teşbirisin dedi. Korku yoktu. Korkmazdık. Askerden döndükten sonra ne yaptınız? Askerden döndükten sonra yine şey yaptık, ziraata memur olmuştum ben, memurdum. Döndükten sonra memurdum. İşte memuriyet de bitti, ziraatla iştigal etmeye başladık. Ya da şeyimiz de kaldı orada, suyun altında kaldı. Ondan sonra memuriyeti de bitirdik, emekli olduk. İşte burada bu şeyleri yaptırdık, evleri falan. Burada ben 40 senedir biz burada oturuyoruz. Elazığ çok değişti mi peki?
Ben 6 yaşında, şu çocuk 6 yaşındadır. 6,5 mu? Peki. 6,5. Buçuk işte neyse, kusura bakma ya, artık yanlış yaptık. 6,5. 6,5 doğru söylüyor. O zaman Harput'ta evimiz vardı, o şeyde. Yukarı heykel var ya bir tane. Orada bizim kale adı heykel vardı. Orada çok güzel bir evimiz vardı. Dedem Alman, Fransızca hocasıymış orada. Annemin babası Fransızca hocası yaparmış orada. Efendim, evde çok güzel yaptırmıştı. ...400-500 tahmin ediyorum dükkan vardı o zaman. Diyorlardı ya Harput böyle mi? Harput bambaşka bir yerdi. Her taraf tertemiz, hamamlar, efendim camiler, binalar. Bir kocaman bir şehir yayılmış. İşte o inkiraz buldu ondan sonra orası. Nereye geldi? Aşağı, bu Mezra'ya şey yaptı. Geldi, işte oraya şey kaldı. Nahiye oldu sonunda. Amcam da orada nahiye müdürlüğü yaptı. Bir amcam da orada nahiye müdürlüğü yaptı. Şehir merkezi bu kadar kalabalık mıydı? Kalabalıktı. Kalabalıktı. Burası 5 kardeşlere kadar biz Nail Bey mahallesinde oturuyordum ben. Orada işte 5 kardeşlere kadar hadi bir 5 kardeşlere doğru bir gidelim derdik. De beş kardeşler kadar gitti. Oradan beş kardeşlerden yukarıda ev yoktu daha. O kadardı işte. Orada dururduk. Öte taraf şeydi. Ovaydı. Dümdüz. Yani ekilmeyen bir arazi vardı. Bugün o gördüğün zafran falan orada. Çirit çıplak yerlerdi. Ondan sonra tabii bugün başka şehir, kocaman bir şehir oldu tabii. Babasız büyümek zor muydu sizin için? Çok zordu. Babasız büyümek çok zordu. Babasız. Belki babam sağ olsaydı hayat seviyesi daha benim başkalaşırdı. Zordur. Anasız olmak, babasız olmak. Allah kimseyi anasız babasız büyütmesin. Çok zordur. Yani işte insan arzularını yerine getiremiyor. Onun için de mustarip oluyor insan. Zorluk çekiyor. Evet. Evlilik ne zaman oldu? Nasıl oldu? Evlilik 1950'de. 1950'de. Yok 51'di bizim. 51'de evlendik. İşte en büyük oğlum Fahrettin. Keleş Tümür. Rektörü, şeyin, Kayseri rektörü, işittiniz belki, oydu. Ondan sonra Bedrettin oldu. İkinci çocuk Bedrettin oldu. Üçüncü çocuk Haluk Keleş Tümür oldu. Dördüncü çocuk Halidun Keleş Tümür oldu. Efendim beşinci çocuk da Cüneyt Keleş Tümür oldu. Şimdi torun da herhalde 30 olduk torunlarla, çocuklarla beraber. Evet, zürriyetimiz 30 oldu. Evlenirken siz mi beğendiniz, aileniz mi buldu? Hiçbirimizi görmemişiz. Hiç katiyen ne o beni görmüş ne ben onu. Halam buldu. Halam buldu. İşte dedi seni evlendireceğiz. Değil peki dedik. Hanım, Arap yeridir hanım. Arap dedi de komşu kazadır. Arap değil. Kemaliye ağın. Üçü sac ayağıdır. Ondan sonra işte artık biz de okey demek mecburiyetinde kaldık. İnsanın ailesi gayet tabii ki kötü bir aileyi tavsiye etmez ve evlendirmez onlardan. İyi bir aile olduğumuz için de yaşamamız da iyi oldu işte. 67 senedir. Bazen arada olsa kavga ediyoruz ama. Kavgamız oluyor. Kavgayı kim çıkartıyor?
Kavgayı bazen bu çıkartıyor, bazen ben çıkartıyorum. Mesela ben biraz boğazıma düşkünüm. Tabii kilodan da bellidir bu. Boğazıma çıkartıyorum, işte yemekler üzerinde şey yapıyoruz. İşte bu da işte şey yapıyor, biraz hafife alıyordu, ondan oluyor. İşte vesaire, vesaire. Kıvırdığı şeyler önemli değil işte. Kim daha fazla küs kalıyor peki? Küs şeydir, İslam'da küs şöyledir. Bir dövmet kuruyana kadar devam eder. Ondan sonra barışmak lazım. Gayet tabii. Hiç olmaz. Öyle olacak. Öyle olmaz mı? Siz mi yanına gidip barışmak istiyorsunuz yoksa teyze mi gelip barışıyor? Teyze gelip barışmak istiyor. Siz niye gitmiyorsunuz? Ben niye gelmek istemiyorum? Bunun cevabını sen ver. Anne, ben sana gerek yok. Daha mı sinirlisin? Şimdi şuradaki şey, bak. Şu resim dedemdir benim. Bu resim. 35 yaşında haca gitmiş. Ama bugünkü şartlar gibi değil. Burada fır uçuyorsun 15 gün efendim. Ne ettim? Hacdan geldim, haca gittim. Böyle değil. Bir sene Hindistan yoluyla gitmiş. Hindistan yoluyla günlerce bir sene de gitmiş gelmiş. Efendim, bu da Ali Rıza amcam, onun kardeşi küçüğü. Şu resim de onun küçüğüdür. Bu da Sultan Abdülhamit Hazretleri Han, özel mektebinde okutmuştur bunu da. Evet, özel mektebinde Midyat'a kaymakam olarak tayin ediliyor. Orada Süryanları şehit ettiler. Orada şey çıkarıyorlar. İşte bozgunluk yapıyorlar, terbiyesizlik yapıyorlar. Bu da bastırmaya gidiyor. Arkadan Süryan'ın bir tanesi hançerle vurup öldürüyor. Bunun mezarı da oradadır. Dedem mezarı da Mezra'dadır. Bu da arkadaşlardır. Mendirgül Köyü diye bir köy vardır. Oralıdır arkadaşlar. Mendirgül Hamdi Efendi diye bir köy vardır. Evet. Bir resim daha vardır orada. Onu da göstereyim size. Şu benim babamdır, öğretmenler şu. Bu babamdır. Bu da amcamdır. Hacı Osman. Efendim, bu benim fotoğrafımdır. Bu da babamın amcalardır bu ikisi. Bunların ikisi de babamın amcasıdır. Yukarıda bir şey var. Yukarıda metfundur. Kubbeli güzel bir mezar vardır. İmam Osman Bedreddin Kadı sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. İşte o zatı mezara kabre koyan, yani zamanın kutbu azamı, alim. Alim. Hem hafız hem alim, 8 yaşında hafız oluyor. Ondan sonra alim kendisi. Büyük bir adam. Bu tarafın eğitimini ta şeye kadar, Ankara Haymana'ya kadar hep bunun müritleridir. Bunun terbiyesinden, bunun şeyinden çıkıyor. Nasıl terbiye yapıyor, eğitimi nasıl veriyor? Şöyle, bir konu işliyor, bir anons yapılıyor. İşte gelecek şu konuda İmam Bedreddin Efendi konferans verecek. Bugün konferans diyoruz ya. Konuşma yapacak yani. İşte kadınlarsa, ey kız kardeşlerim, yavrucuklarım, evlatlarım der başlar. Ve ahlak üzerine ise ahlakı şey yapar, telkin eder. Yemek, sofra nasıl yenir? Efendim,
Kardeş kardeşe nasıl muamele yapar? Kız kardeşleri nasıl muamele yapılır? Ana babaya hürmet ne demektir? Niçin yapılır? Hürmet etmeyen ne olur? De bu gibi çok önemli hususları, yani İslam'da önemli olan hususların hepsini onlara şey yapar, öğretir. Haymana'ya kadar onun mürit der, yani mürit ona şey yapmak, hürmet eden, ona bağlı olan, onun emirlerini yerine getiren bir nevi dini hocalık yapan, Allah razı olsun. Aşağı yukarı Elazığ'da, bütün bu gördüğün o Elazığ'ın şeyleri, sarayda kalıp da 100 sene saltanat süren padişah dönemini Elazığ'ın şeyleri, evliyalar 100 sene şey yapmış orada, imametini yapmışlardır orada. Ki çok önemli bir şeydir bu o zaman. Mebuslar falan hep bunların ellerinden çıkarmış bunların. Büyük adamların, böyle şimdiki gibi değil. Büyük adamların oradaki. İşte o şekilde bir şey, yaşantı devam etmiş. İmam Efendi vefat ediyor ondan sonra. Artuk'ta da vardı değil mi? Evliyalar, hocalar çoktu eskiden. O gördüğünüz, inanın ki kızım, o gördüğünüz şeyler, o mezarların %80 evliyadır. Çok büyük adamlar vardır orada. Çok büyük adamlar vardır. Yani mezarı dümdüz olmuş olan şeyler de vardır. Hiç belli olmayan insanlar da vardır. Sizin sohbetine katıldığınız oldu mu hiç? Yok. Ben sohbete katılmadım. Kitaba merakım vardır. Kitap çok okurum. Mesela şu Kur'an meali okurum. Efendim. İşte mesela şu bak şu kitap mesela şöyle, şunu alabilir miyiz şöyle? Mesela bu ve buna mümasil ne demek? Yani emsal olan kitaplarımız vardı. Burada kütüphanem vardı benim. Bunların bir kısmı önemlerini bıraktım. Diğerlerini şey Bedrettin şeye verdi. Belediye verdi oraya. Oraya hibe etti. Oraya attı. Evet. Mesela bakın şunlara. Çok önemli halkçeler vardır şurada. Mesela şurayı okuyun. Vaazlardan önce okunacak ayet ve dualar. Evet, işte bu bunları 20... hep okuyorsunuz. Gününüz böyle mi geçiyor? Tabii, okuyacaksın. Okumayan hiçbir işe yaramaz. Kur'an ilk defa şeyle, oku yazla başlamıştır. Oku yaz. Okuyor, okuyor. Okuyamayan, yazamayan hiçbir işe yaramıyor. Ne oluyor? Avrupa'nın efendim, Hristiyanların esirinden başka bir şey olmuştu. Görürsün bir şey, bir lider çıkıyor, dünyayı petrolüne el koyuyor. Seni de esir ediyor. İşte bugünkü durum. İzaha gerek yok. İşte bugünkü durum. Ne derse o olacak. Ama işte okuduktan sonra böyle res çekersin, şey gibi, Erdoğan gibi böyle resini çekersin, oturur yerinde. Şimdi benim bir torunum da, yani bu evin sahibi de hafızdır. O hem Osmanlıcayı biliyor, hem yazıyor, burada okuyor şimdi. Mezun oldu, dışarıdan da İmam Hatip'i bitirmek için uğraşıyor. Hepsini okuttum ben. Çocukların hepsi okur. Yani hepimiz devlete bağlıyız. Bu da neden oluyor biliyor musun? Arazi darlığından, işte pazarlama yokluğundan vesaireden vesaireden çeşitli nedenlerden mütevellit işte biz okumaya kendimizi vermişiz. Hepimiz devletin şeyindeyiz. 3 tane çocuğum benim profesördü. Bir tanesi mimardır. Bir tanesi de belki o da hocadır da. İmam Hatip hocasıydı. Şimdi İşte bu işlerle uğraşıyor.
Evet. Hepimiz devlete bağlıyız. Evet. Devlete yardım edeceğiz. Nasıl yardım edeceğiz devlete? Nasıl yardım olur? İhanet edilmez devlete. Çocuklarımızı aşılayacağız. Devletimizi sevdireceğiz. Türküz, Türklüğümüzü sevdireceğiz. Efendim, ahlaklı olmayı söyleyeceğiz işte. Çeşitli nedenler var. Eğitim tabii zor bir şey. Eğitim kolay bir şey değil. Cenab-ı Peygamber ne buyuruyor? Cahille diyor, yola gitme. Cahil. Cahille uğraşılmaz. Cahil ne dediğini bilmez. Ama okuyan her şeyi bilir. Ne yapacağını da bilir. Yani adam görüyorsun, Elazığ'da böyle bir toplum yoktu şimdi. Şimdi geldi şuradan buradan. Elazığ çok şeydi, mutaassıp bir yerdir. Ve çok okuyan bir yerdir Elazığ. Yani tahsili çok sever Elazığ halkı. Eskiden daha fazla mıydı okuma oranı? Orada arkadaşlar han kendinde karşılarlarmış. İmam Efendi gelir. Geldiğinde han kendinde karşılama yaparlarmış. Elazığ'ın bütün bu aileler, alim ulema aileler hepsi karşı giderlermiş. Efendim işte o günün hükümleri, güzel hükümleri icra edilirmiş. Bugünün şeyleri nedir? Bugünkü yapılan işler nedir? Ben düşünüyorum ki alakası yok. Hiç alakası yok. Nasıl? Bir televizyon, bir de küçük bir şey, şu demir, şunlar, alo, efendim. Geçen de Evet, şimdi radyoda dedi ki patlamış birisinin elinde zorla yakayı kurtarmış. Dinlediniz belki. Bunlar işte alo inan ondan sonra televizyonla şimdi çocuk bak burada televizyon yok. Televizyon olsaydı bu çocuklar bak bu çok zekidir lan bu çocuk. 6 yaşında bana ne üretiyor? İşte şu şeyleri görüntülü telefonlar, onlar bana üretiyor. 6 yaşında çocuk. Peki telefonun, televizyonun olması iyi değil mi? İyi ama müstehcen şeyleri gözleme iyi değil. O insanı kötülüğe teşvik ediyor. Müstehcen şeyler çıkıyor, onu görüyorlar. Güzel şeyler öğreneceksin. Hiçbir şey bulmasan ağaç nasıl dikilir, peynir nasıl yapılır, nasıl olur? Kalkıyor başı, aşk filmleri dinliyor, bilmem ne filmleri dinliyor. Saçma sapan hiç insanla alakası olmayan bir şeyler ya. Ondan olmuyor işte. Peki siz çocuklarınızı yetiştirirken nelere dikkat ettiniz? Okumaya. Arazim de çoktu, iyi de geçiniyorduk. Ama bırakıp gittim hepsini. Hepsini bırakıp gittim. Niye? Çünkü orada ortaokul yoktu. Dedim bunlar burada ne yapacaklar? Okumayan adam ne işe yarar? Görüyorduk zaten orada. Okuyanın ne dereceye yükseldiğini, okumayanın ne hale geldiğini görüyorduk. Bunu intikal ediyordum. Bıraktım, geçtim gittim, memur oldum. Küçük bir memurdum işte, sıradan bir memur oldum. Ama o zamanki hayat seviyesi bugünkü gibi değildi. Bundan 50 sene evvel, şu geçenlerde torunumla burada oturuyoruz, şu kitabı okuyorduk. Dedi, senin bu saatin çok güzel. Dedim ki evet, güzel dedim de yalnız durmuş dedim. Yaptıracağım korkuyorum, bir yerini çalarlar dedim. Niye? Başıma o da geldi çünkü. Dedik dede,
Bu saat 1 milyar lira dedi. Bu saati nasıl aldın dedi sen dedi. Dedim ki emekli olmuştum, emekli paramla aldım. 13 liraya almıştım onu. Emekliler 13 liraya aldığım şey şimdi 1 milyar tasavvur eder misiniz? Yani hayat şeyini, şartlarını, bugün şartlarını, o gün şartlarını, şu saatten bile belli oluyor işte. En ucuz diyen şey para şimdi. En ucuz şey para. Alıyorsun 100 lira koyuyorsun cebe, aşağı şeye kadar, çarşıya kadar ya götürür ya götürmez. Ama o gün öyle değildi. O gün yağın kilosu bundan 60 sene evvel, yağın kilosu bundan 60 sene evvel 6 liraydı, 5 liraydı. Balın kilosu 4 lira, 5 liraydı. Bugün 100 liraya çıkmış. Ekonomik şey. O gibi bu şeyler yoktu. Yani herkes tabiatın, Allah'ın verdiği nimetlere geçinebiliyordu. Şimdi nasıl oldu? Şimdi hormon. Her şey hormon oldu. Evet. Sen benim evladımsan, hanımlar bile hormon olmuş şimdi. Hepsi hormon. Adam çocuğuna kız arıyor. Acaba hormon mu değil mi? Hormonsuz kız bulmak bile zor şimdi. Hormonsuz damat bulmak da zor. Oğul olan kız bulamıyor, kız olan oğul bulamıyor. Hormon nefsi. İşte toprağa gidiyorsun, o da diyor, şey ver. İlaç ver ki sana diyor, buğdayla arpa verer diyor. Ondan sonra. Şu limon bak, limon. O da yeni işte, ona da işte hormon mu? O da hormon belki arada arada. Eskiden yok muydu böyle toprak kimyasalla buluşmaz mıydı? Yani gübresi yok muydu, ilacı yok muydu? Vermez miydi? O zaman mı? Şöyle bir durum vardı kızım. Şimdi şu gösterdiğim fotoğraf var ya, şu sarıklı fotoğraf. Şey yapmış. Sebzecilik yapmış. Yaşlı. Dedi ki vaktim kazanmıyor. Dedim amca sana yardım edeyim. Gel dedi. Dedim bak yardım ettim. Baktım ki ne ekmişse bitmiş. Dedi ki dedim amca dedim ben ekiyorum hepsini böcek kesiyor. Senin bu şeylerin hep bitmiş dedim. Çok güzel. Dedi tabii öyle olacak evladım dedi. Niye dedi? Sen dedi okudun mu onlara dedi. Neyi? Şu ayet okudun mu dedi. Bu ayet böcekler tahrip eder dedi. Hayır yok. Bir ayet varmış okuyor. Böcekler giremiyormuş, yemiyor. Ağzını açamıyor. O şekilde bir inanç, ameller niyete bağlıdır. Amel etmiş ondan. Onu kendisi de amel etmiş. Allah'ın birliğine, vahdaniyetine inanmış. Efendim, Allah'ı o mertebeye getirmiş. Ben ormancıydım. Dağda şey kestiriyorduk. De, odun yaptırıyordum. Mütemettiliğini yapıyordum onların. Para dağıtmak yani. O şeyi ben yapıyordum. Bu havalinin baş müdürü mütemettiliğini yapıyordum. Şimdi şefim vardı benim. Konyalı. Azmi Timurşahoğlu isminde birisi. Bu dağlarda 12 sene maden aramış, kapatmış, bir şeyler olmuş falan. O benim şefim. Gittik. Hayvan var bir tane bizim. Affedersin bir tane katır, bir tane de binek atı var. O hayvana biniyor. Ben katıra biniyorum. Biraz daha ağırım. O hafif. Şeye biniyor. Yalnız biz ona binemiyoruz. Nedeni şu. Hayvan yemiş şişmiş, iki ayağın üzerine böyle kalkıp kişneme denir. Şişliyor.
sesi ta bir kilometreden işitiliyor. Biz yanına gittiğimi bırakmıyor. İki adam tutacak ki binesin. Ondan sonra da kaçıyor, atıyor yere. Kendi gittiği zaman seyise diyor ki dur diyor. Bırak diyor onu yahu diyor. Diyor kaçmaz diyor. Öyle duruyor. Okumaya başlıyor. Buradan oraya kadar okuyor. Okuyor. Hayvan affedersin. Böyle uyuşup kalıyor. Dedim ki şefim dedim Allah'a sebeten söyledim bu nasıl ediyorsun da böyle oluyor dedim. Buna seyir mi ediyorsun? Büyü mü yapıyorsun? Niye yapıyorsun dedim. Dedi yok ya eline öyle şey günah da olur mu? Yani dedi şey okuyorum dedi. Esma-ül Hüsna'yı okuyorum dedi. Eşek gibi oluyor dedi. Hiç uşanamıyor dedi. Dedim ben de ezberleyeyim de ben. Ya merhamet dedi. Merhamet dedi Selahattin dedi. Ya ben dedi buna 40 sene çalıştım dedi. Sen bir dakikada dedi hemen dedi ezberleyip biliyorsun dedi ya. 40 sene dedi ben. Mürekkep yalattı bana dedi bu şeyler. Kendi takva bir adamdı. Evet yani inançlar işte şu kitapları okudu mu insan inançlı oluyor. Efendim memleketine bağlı oluyor, ahlakına bağlı oluyor, terbiyesine bağlı oluyor. Oluyor da oluyor. Peki insanlar çok değişti mi? İnsanlar çok değişti. İnsanlar çok değişti. Eskiden mesela diyelim ki camiye girme şartları vardı. Nasıl girdin, nasıl çıkır? Şimdi şortla da gidiyorlar camiye. Ona da tesadüf ettik biz. Şortla gidiyoruz camiye. Şortla camiye gidilir mi? Böyle değişim olur mu? Ezan kalkar Türkçe okutur mu? Arapça inzal edilmiş. Cenab-ı Peygamber böyle emretmiş, böyle okuyacaksınız. Allah-u Ekber'i kaldırmışlar. Tanrıludur, Tanrıludur. Öyle saçma sapan şey olur mu ya? 1,5 nüfus, İslam nüfusu 1,5, 2,5 Sen ona hitap ediyorsun, Arapça inzal olmuş, kalkıyorsun, çeviriyorsun. Niye ben Türkçe? Ya Türkçe yapılacak işler başka, bu başka iş. Annenizi kaybettiğinizde babanızdan daha mı fazla üzüldünüz yoksa babanın özlemi daha mı farklıydı? Babamın acısı daha çoktu bende. Bende şok yaptı. Babanın olmayışı büyük bir felaket oluyor. Yani neyin felaketi oluyor? Yetişmenin. O yetişmenin felaketi Allah kimseye diyorum babası yapmasın. Bu yaşta da yokluğunu hissediyor musunuz? Tabii. Olur. Yokluğu oluyor. Daima hissederim. Ayrılık o kadar zor. Bunu gelsem bana sor. Ayrılık o kadar zor. Bunu gelsem bana sor. Şu perişan hallerimi hasret çekenlere sor. Şu perişan hallerimi hasret çekenlere sor. Kader ayırdı bizi. Elimizden ne gelir? Kader ayırdı bizi. Elimizden ne gelir? Arkam sıra ağlama, başa gelen çekilir. Arkam sıra ağlama, başa gelen çekilir. Mesut olamadık ikimiz şu dünyada. Mesut olamadık İkimiz şu dünyada.
Felek vurdu sinnesini, öldürdü kara sevda. Kader ayırdı bizi, elimizden ne gelir? Arkam sıra ağlama oy, başa gelen çekilir.